Merhaba kıymetli izleyicilerim. Yeni bir Abu Hayat'la karşınızdayım. Bugünkü konuğum eğitimci yazar Zehra Ali Yılmaz. Zehra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasir Hanım. Sağ olun. Abu Hayat'a şeref verdiniz. Onur bize aittir. Sağ olun. Çok güzel bir enerjisi var buranın. Etkilendim. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Çok teşekkürler bizler de. İlk sorumu sormak isterim. Yazmak ve okumak bir ihtiyaç mıdır? Kevser Hanım, yazmak ve okumak bir ihtiyaç mıdır? İnsan neye ihtiyaç duyar? Varlığını devam ettirmeye ihtiyaç duyar. Hani Tolstoy diyor ya, insan neyle yaşar? Onun gibi. İnsan varlığını devam ettirmeye ihtiyaç duyar. Bu uğurda pek çok mücadele vermiştir. Yemiştir, içmiştir, beslenmiştir. İçinde bulunduğu ortamdan daha iyi olduğunu düşündüğü yerlere göçmüştür. Şehirler kurmuştur. Tarım aletleri, av aletleri, ev aletleri üretmiştir. Mağarada bir gün otururken örneğin, ya neden daha iyi şartlarda olmasın diye kafa yormuştur. Daha iyi olduğunu düşündüğü yapılar inşa etmiştir. Yani hasılı şunu söylemek istiyorum. Yaşamını devam ettirebilmek için her ne yaptıysa yapmıştır. Bunun için mücadele vermiştir. Ama bu insanı tatmin etmemiştir. Yetmemiştir bu ona. Merdiven basamağı gibi düşünebiliriz. Ya da piramit gibi düşünebiliriz. Bir basamak yukarıya çıkmak istemiştir. Bir adım ileriye gitmek istemiştir. Bu uğurda okumak ve yazmak can simidi olmuştur insanlara. Çünkü insan kültür üretebilen yegane canlıdır ve bunun en güçlü aracı dildir. Okumak ve yazmak dediğimiz o disiplinin aracı gene dildir. Peki okuma ve yazma disiplinini biz nasıl düşüneceğiz? Tabii öncelikle okumayı düşünmemiz lazım. İnsan okumanın türlü yolları vardır, çeşitleri vardır. Metni yüzünden okumak bunun en yaygın olanıdır. Fakat bizim okumaktan muradımız önce insanın kendisini, kendi varlığını, akabinde tüm varlık alemini okuyabilmesidir. Çeşme iman gözüyle idrak eden, tetkik eden bir bakışla bakabilmesidir varlık alemini. Akabinde elbette okuduklarını bir süzgeçten geçirerek, muhakeme ederek yazıya aktarması. Yazmak onu bir adım sonraya taşır. Nesilden nesile hafıza aktarımıdır. Netice itibariyle okumak ve yazmak yeme içmek kadar insan için elzemdir, ihtiyaçtır. Okumanın, evet ben de bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Okumanın ne kadar ihtiyaçlı olduğunu, gerekli olduğunu, bir konuyu ya da bir bilmediğimiz bir kelimenin anlamını öğrenmek için bile okuyoruz. Bazen evet. Güzel hayatlar, farklı hayatlar, farklı serüvenleri öğrenmek için bile bir kitabın içine girildiğinde tamamen insan kayboluyor. Ve bazı kitaplar, bazı yazılar okurken bitmesin istiyoruz. Yani çok farklı bir duygu. Gerçekten besin gibi, vitamin gibi. Ben şöyle adlandırıyorum. Bazı kitaplar çok güzel oluyor. Hani sizlerin de var kitaplarınız. Onlara da geleceğiz inşallah. Bazı kitaplar çok 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 keyifli oluyor. Onlara ben vitamin diyorum. Evet, ihtiyaç hissediyorsunuz. Değil mi? Ruhun o vitamine ihtiyacı olduğu gibi o kitabı da okumaya, o kitabın içine girip kaybolmaya ihtiyacı var. Peki, yazarlığın okulu olur mu? Yazarlığın okulu olur mu? Kevser Hanım, gerek Türkiye'de gerekse dünyada çok tartışılan bir konu. Yazarlığın okulu olur mu konusu. Son yıllarda yazarlık atölyeleri, yazarlık mektepleri, yazarlık okulları adı altında açıldı. Çok değerli çalışmalar var. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir rahli tedrisat demeyelim de belki bir usta çırak ilişkisi ya da bir yol arkadaşlığı olarak düşünebiliriz. 2010 yılından itibaren Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı. Yazarlık nedir? Yazarlık nasıl elde edilir? Aslında buna biraz kafa yormak lazım. Yazmak bir ihtiyaçtır. Yazmak insana iyi gelir. Bu yüzden insanlar yazma ihtiyacı hisseder. Buna kendisini zorunlu hisseder. Çünkü yazmak aynı zamanda çok meşakkatli bir süreçtir. Yazma dediğimiz eylem teknik, teknik bir bilgiyi gerektirir, aynı zamanda disiplin gerektirir. Şimdi bu teknik bilgiyi biz nereden alabileceğiz? Evet, eskiden yazarlık atölyeleri yoktu fakat meşakkatli bir süreç sonucu elde edilebiliyordu. Deneme yanılma yoluyla elde edilebiliyordu. Oysa
Usta olarak gördüğümüz, kalemine güvendiğimiz ya da öğreticiliğine güvendiğimiz, hocalığına güvendiğimiz bir ismin yanında yol almak bize zaman kazandıracaktır. Hikaye nasıl yazılır? Şiir, deneme nasıl yazılır? Bir roman, romanın unsurları nelerdir? Bunları öğreniriz. Peki günümüzde bu çok doğru bir ifade midir? Aslında çok doğru bir ifade değildir. Çünkü türler, türlerin ceminden söz ediyoruz biz günümüzde. Türlerin sınırları öyle bıçakla kesilmiş gibi kesemeyiz biz. Birbirine çok girmiştir. Siz bir roman nerede başlar? Bir şiir nerede biter? Ya da hikaye nerede başlar? Öykü nerede biter? Bunları çok fazla ayıramıyoruz. Ayırmamalıyız da. İnsan arzu ettiği duygu ve düşüncelerini en iyi, en nitelikli yol ve yöntemle aktarabilmelidir. Fakat bunun gene de kendi içerisinde bazı teknik hususiyetleri vardır. Bu özellikleri de bilen bir isimden öğrenmekte fayda var. Yani göz teması kurarak, onun sohbetinden istifade ederek, tecrübelerinden, bilgisinden istifade ederek. İlaveten bir muhitte oluyorsunuz. Yazarlık atölyesi ya da bir okulu ya da bir mektebi diye düşünelim. Çok fazla da sınırlandırmaya gerek yok. Yani bunların çok büyük gruplar halinde yürütülmesine gerek yok. Önemli olan bir muhitin içerisinde olmaktır. Bunun adı dergi olabilir örneğin. Bunun adı birkaç grup arkadaş oturmuş bir çay evinde sohbet etme tarzında da olabilir. Ya da müfredatı belli bir disiplinli ortamda, belli bir çatı altında da olabilir. Müfredat konusuna çok da sıcak bakmıyoruz aslında. Her ne kadar benim yazarlık derslerimde belirlediğim bir müfredat varsa dahi, bu müfredat kalıplandırıcı, sınırlandırıcı bir müfredat değil. Çünkü yazar aynı zamanda özgür olmalı, özgür olmak ister ve özgür de olmalıdır. Kendini belli bir kalıba dökmemelidir. Özgür düşünebilmelidir. Netice itibariyle biz ilmine güvendiğimiz, bilgi ve tecrübesine güvendiğimiz her kim varsa ondan istifade ederiz. Teknik konularda bilgisini alırız. Bunu bir sıçrama tahtası olarak düşünürüz. Çünkü geçmiş bilgilerden istifade ederek yol almak bize zaman kazandırır. Dil bilgisi açısından göremediklerimizi görmemize vesiledir. Örneğin bir cümle. Bir cümlede birbiriyle aynı üç farklı bağlaç. Gerek yok. Anlatım bozukluğu. Hangi cümle hangi cümleden sonra gelir? Bir paragraf nasıl oluşturulur? Bir metin nasıl kurulur? Bunları biz o okullarda, atölyelerde daha rahat, daha hızlı öğreniriz. Daha hızlı yol alırız. Gelelim işin disiplin kısmına. Yazı yazmak kolay bir iş değildir. Çok meşakkatlidir. Disiplin ister. Düzenli olarak hiçbir şekilde tembelliği kabul etmez. Bunu şey gibi düşünelim. Beden terbiyesi gibi düşünelim. Beden terbiyesinde biz bıraktığımız zaman antrenmanlarımızı, sporumuzu, vücut hemen tepki verir ona. Aynı onun gibidir yazı yazmakta. Hatta hattatlardan pay biçebiliriz örneğin. Hattatlar da yazı çalışmalarını, el talimini, bilek talimini yapmadığı zaman kendisini körelmiş hisseder. Yazı da aynıdır. Hemen kendini belli eder. Siz her gün belli bir rutini yakalamazsanız, disiplinli olarak çalışmazsanız sürekli geriye gidersiniz. Tekrar başa dönmek zorunda hissedersiniz kendinizi. Ne yapacağız o halde? Disiplinli olarak bizim günlük meşguliyetimiz her neyse eğer yazar olarak düşüneceğiz, yazar olarak yaşayacağız ve zihnimizde kurduğumuz her ne varsa eğer onunla yaşayacağız, onunla yürüyeceğiz, onunla uyuyacağız. Her ne yaparsak onunla beraber yapacağız. Yani bu bir nevi belki birden fazla kişilik gibi düşünülebilir. Fakat bu aynı zamanda çok renkliliktir ve kişiliğimize de getirisi olacaktır. İlişkilerimize, iletişimimize inanılmaz getirisi olacaktır. Bunu da ayrıyeten vaktimiz kalırsa konuşuruz. Peki yazarların kafasında, aklında sürekli böyle kelimeler hareket halindedir değil mi? Evet, hareket halindedir. Birleşmek ister, ortaya çıkmak ister. Hatta yeter artık, beni bir kağıda dök, ben bir çıkayım. Böyle bir sıkıştırmalar da olur diye düşünüyorum. Kesinlikle oluyor. Burada iki unsur söz konusu. Bir kurgu tarafı, konu, tema ve kurgu boyutu. Bir de dil bilgisi boyutu. Dil bilgisinde tabii iş her iki tarafta da aslında çok zor ilerliyor. Çünkü konuşurken durup düşünüyorsunuz. İnsanlar sizi çok böyle durgun falan zannedebiliyorlar. Oysa siz o sırada o cümleyi kesip biçiyorsunuz, ekliyorsunuz. Kurgu yapıyorsunuz zihninizde sürekli. Acaba
bu konuyu, bu meseleyi nerede nasıl işleyebilirim, nasıl daha etkili verebilirim? Bunun zihninizde onlarca kurgu dönüyor, onlarca düşünce dönüyor ve hani bakarken insanlar sizin gözlerinizde onu hissedebiliyor. Ya çok acı çekiyor, bir şeyler var gözlerinde bunun. Evet, gözlerimize yansıyor, yaşam biçimimize yansıyor ve dediğim gibi sadece o kurgu boyutuyla, tema ve konu boyutuyla ya da bir mesele boyutuyla kalmıyor. İlaveten cümleleri çok fazla irdeliyoruz, çok fazla inceliyoruz. Bu cümle böyle olmamalıydı. Hayır, yani bırak nehir aksın. Onu sonra düzelt, onunla sonra ilgilen. Şu an sen oturmuşsun, örneğin Kevser Hanım'la çok keyifli bir program yapıyorsun. Düşünme o cümlenin başının sonunu, değil. Ya bu cümleyi acaba daha farklı nasıl ifade edilebilirdi? Bunlar sürekli yaşam biçimi olduğu için dönüp duruyor kafamızda. Çok güzel. Peki sizin yazarlık serüveniniz nasıl başladı? Nasıl hareketlendi, alevlendi, canlandı diyeyim? Evet. Her sanatçının beslendiği, aslında herkesin, her ferdin, şimdi birey diyorlar biliyorsunuz. Tabii o fert ve birey boyutu da ayrıca konuşulması gereken başlıklar, konular. Fakat herkesin beslendiği kaynak dönem çocukluğudur. Eğer bir sanatçıyla karşılaştıysanız, sanatkar, yazar, şair, onun da yazmaya başladığı dönem çocukluğudur. Ben de çocukluğumda yazmaya başladım. Bu bir keyfi bir ihtiyaç değildir. Yani birilerinin bir derdi varsa, ihtiyaç acı çekiyorsa, buradan şey gibi düşünmemeliyiz. Yani bu insanın ne kadar kötü bir hayatı olmuş. Hayır, böyle bir şey değil. Böyle bir durum söz konusu değil. Orada başka hayatlarla hemhal olmak. Yani dalı kırılan bir ağaç içinde kederlenmek. Ya da üşüyen bir kedi içinde kederlenmek. Herhangi bir canlı cansız varlığın kendi özelini kendin gibi görme hali, dış dünyayı çok fazla odaklı yaşama ve onu kendinden bilme hali söz konusu. Bu insana işte ne yapıyor? Acı veriyor. Hiç mi mutlu durumlardan bir şeyler çıkmaz? Elbette mutluluktan, sevinçten de çok güzel eserler vücuda gelir. Fakat hani çatışmanın olduğu yerde keder ve üzüntü de vardır ve onun en etkili, en tesirli şekilde ifade edilmesi gerekir. Edebiyatın işi de budur zaten. En estetik, en güzel, imbikten geçmiş, damatılmış bir dil ve üslupla aktararak netice elde edebilmek, yüreklere dokunabilmek. Çünkü bizler eğer yüreğe dokunabiliyorsak, eğer toplumda toplumu ayakta tutan değerleri nesiller boyu aktarabiliriz. Dolayısıyla benim yazarlık serüvenim de evet çocukluğumda başladı. Fakat Türkiye'de çok duymuşsunuzdur, yazarlar hep şiir yazarak başlar yazmaya. Ben roman yazarak başladım. Çok komik bir hikayesi var. Dilerseniz lütfen paylaşayım. Lise, ortaokuldan itibaren, ortaokul ve lise aynı hocalarımla devam etmiştim. Hocam, Mehmet hocam beni çağırdı yanına. Kızım dedi, o zamanlar bir söz verilirdi, atasözü. Ya da özlü bir kompozisyon yazdırılırdı. Kızım dedi, senin kalemin çok kuvvetli. Çok güzel, fakat senin aynı zamanda bol bol roman okuman lazım. Teknik olarak kendini geliştirmelisin, teknik bilgiye sahip olmalısın falan. Bir dolu bilgi verdi, nasihat etti. Ben o heyecanla eve geldim. Tabii hemen burada şunu da belirteyim. Bir çocuğun yetişmesinde aile ortamı ve doğru bir öğretmenin elinde olması hakikaten çok değerli. Bu şekilde hayatı devam ediyor, verimli, keyifli bir şekilde. Dolayısıyla bizim insanlarımızın halit-i ruhiyesine, kişiliğine bakarken aile ortamını iyi değerlendirmemiz, hangi öğretmenler beraber olduğunu, yol aldığını, hangi öğretmenlerin o çocuğumuzu yetiştirdiğini bilmemiz lazım. Öğretmenlerimiz, sınıflarımız çok kalabalıktı. Her çocuğumuza ayrı ayrı yetişmek evet zor oluyor. Öğretmenlerimiz de bu anlamda hakikaten çok fedakarca çalışıyorlar. Çok şanslıydım, çok kısmetliydim. Öğretmenlerimiz bizimle tek tek ilgileniyordu. Hakeza ev ortamında muazzam bir kültürel yapı vardı. Gerek Toroslarda, yaylalarda, gerekse Çukurova'da sürekli istişare eden, kitap okuyan, gerek Çukurova'daki evimizde, gerekse yayladaki evimizde daima kitaplıklarımız olurdu bizim. Onlarca kitaplar, çok değerli başucu kaynak kitaplarımız olurdu. Ve çok ilginç bir şeydir, yaşayarak öğretirdi büyüklerimiz bize. Her ne öğretirse yaşayarak öğretirdi. Yani şu şekilde yapılır, bu şekilde yapılır değil. Her ne varsa işin içerisine katarak
öğretirlerdi. O yıllarda ben bunu çok fazla farkına varamazdım. Yani herkes de olan bir şey zannederdim. Öyle olmadığını ileriki yıllarda büyüdükçe fark ettim. Yani bu yetiştirme, çocuk yetiştirme, terbiye şeklinin en kıymetli, en güzel yetiştirme şekli olduğunu. Fakat her ailede de bunun yaşanmadığını, her çocuğun böyle bir güzelliğe, kısmete sahip olmadığını, nimete sahip olmadığını ileriki yaşlarımda fark etmiştim. Bir gün evden, okuldan çıktım, eve geldim. Anneciğim dedim, böyle böyle hocalarım beni çok övdü, çok kuvvetli bir kalemim varmış. Fakat dedim, romana ihtiyacım var, roman okumam lazımmış. Annem çok bilgili, çok kültürlü bir hanımefendi, çok okuyan bir hanımefendi. Şöyle baktı benim gözlerime. Kendi romanını niye yazmıyorsun dedi. Eyvah, bu tabii şimdi sen otur, kitap mitap almıyorum sana. Kendi romanını kendin yazacaksın, emek vereceksin. Satır arası bu. Arkadaki cümle bu. Tabii ben ne diyebilirim anneme? Boynumu büktüm. Gittim defter aradım. Bir ciltlik defter vardı ama böyle 90 yapraklık falan büyük bir ciltli defter, büyük boy kareli bir defter. Ben ona ilk romanımı yazmaya başladım. Baya baya bir roman, tahlillerle dolu. O yıllarda tasvir yapmayı çok seviyordum. Bu şimdilerde o kadar çok tasvir yapmıyorum. Yani o yıllarda bir eşyayı, bir varlığı, bir durumu acaba farklı, daha farklı nasıl anlatabilirim? Çok fazla kafa yorardım buna ve çok fazla cümleyle, çok fazla kelimeyle, belki biraz boğar mıymışım bilmiyorum. O yıllara geri dönmek lazım. O metinlerimi geri okumak lazım belki. İlk romanımı böyle yazdım. Aradan birkaç hafta geçti, geçmedi. Bir arkadaşım geldi. Elinde ne var biliyor musunuz? Çok değerli muhterem hocamız İbrahim Ulvi Yavuz'un Dikenli Yollar. İlk baskı 1976 yanlış hatırlamıyorsam. Zehra dedi sen roman almadın biliyorum. Al dedi bunu oku. Ay. Yıllar yıllar sonra İbrahim hocama onu imzalatmayı çok arzu ettim. İnşallah henüz imzalatamadım. Çok uzun yıllardır Ankara'dayım ama henüz imzalatamadım. İnşallah kısmet olur. Böyle de bir hatıram Bu oldu. sizin O için gündür. çok çok önemliymiş ve çok inanılmaz bir şekilde duygulandınız şu an. Evet. O gündür, bugündür roman yazarak başladım. Tabii bu çok iddialı bir söz gibi geliyor kulağıma baktığım zaman. Fakat hiçbir zaman iddiam olmadı. Yani ben emekliyorum, yürüyorum, kimi zaman koşuyorum, kimi zaman düşüyorum. Bakınız. Ama hani bu uğurda, bu yolda istikrarlı olmaya çalışıyorum. Düzenli olarak her zaman yazmaya çalışıyorum. Peki o ilk yazdığınız roman nerededir? Onu bulamıyorum. Ay hayır. O içimde bir yaradır. Onu bulamıyorum. Fakat kimi cümleler çarpıcı cümleler zihnimde. Onu böyle zaman zaman tekrar ediyorum. Demek unutmuyor insan. O kadar çok yer ediyor zihnine. O kadar yani şimdi 3-6 yaşlar arası bütün bilgileri öğrenme dönemimiz. Bütün 3 tane yabancı dili öğrenebilir. O çocukta, o yaştaki bir çocuğumuz. Ondan sonraki durum da ortaokul zaten sizde hocanız teşvik etmiş. Annenizi roman almış, mecburi gibi bir roman yazma kalmış içinizde ve bunu ortaya çıkarmışsınız. Muhtemelen o zihninizde tabii ki kalmıştır ve ruh halinize de yansımıştır bilinçaltınıza. Evet, öyle oldu. Kesin onu çok güzel tahlil ettiniz. Yani çok keşke olabilseyim. Şu an çok üzüldüm sizin adınıza. Bakınız burada da işte gene bir kültürden söz etmekte fayda var. Devam eden bir yerleşik hayattan. Evet, biz çok fazla yer değiştirmedik. Bunu çok önemsiyoruz. Yani yerleşik hayata geçmek adına, bir hafızanın oluşması adına çok fazla yer değiştirmedik. Bu çok kıymetli bir şey bakıldığında. Fakat o arşiv olayı ya da hani ilkleri koruyabilme anlamında onu koruyamadım mı bilemiyorum ya da belki de bir yerlerde onu bulamıyorum. Belki de bulamamanız gerekiyor. Hani Belki de bunu da bilmiyoruz. Yani belki bulmamanız ve sizin bu yazarlık konusunda daha da ileriye gidip yürümeniz gerekiyor. Belki Allah böyle istedi. Bilemiyoruz. Yani bazen biz keşkeleri evet hayatımıza koyuyoruz. Keşke koymasak. Yine telaffuz ediyoruz. O kadar içimize işlemiş, hayatımıza işlemiş. Bazen bizim için neyin doğru, neyin yanlış olduğunu böyle ortalıklardan kaybolarak ya da yitirerek
görebiliyoruz. Evet. Allah böyle gösteriyor belki de, hiç bilemiyoruz. Yani şu an o şekilde düşünmek evet. istedim. Bir ara o defterime çok kafa yormuştum. evet, bir ara çok meşguldüm. Zihnim onunla çok meşguldü. Sevgili hocam, çocuklarımıza okuma ve yazmayı kaç yaşında vermeliyiz? Okuma ve yazma alışkanlığını ya da bu disiplini kazandırmada evvela okuma üzerinde durmamız lazım. Yavrularımıza okuma alışkanlığını ya da okumayla temasını en geç anne karnında olması gerekiyor. Niçin en geç anne karnında olmalı? Anne baba olmaya murad etmiş hanımefendiler ve beyefendiler böyle bir disiplin sürecine girmeliler. Ki çocuklarımız da anneden faydalanarak bu ruha bürünebilsin. Annelerimiz yavrusu karnındayken ona ninniler okusun, okur, hikayeler aktarır, öyküler okur, türküler yakar, şarkılar söyler. Çocuğumuz bir hafızanın içerisine doğar, bir kültür dairesinin içerisine doğar. Akabinde 6 aylıktan itibaren çocuklarımız kitaplarla tanıştırılabilir. Bunun için çok güzel imkanlar var artık. Karton, yumuşak karton ya da bez dokulu kitaplar var bebeğimize fiziksel anlamda zarar vermeyecek olan kitaplar. 12 yaşına kadar bir yetişkinin, güvenilir bir yetişkinin gözetiminde çocuklarımız kitaplarla temas halinde olmalıdır. Onlar kitap okumayı çok seviyorlar. Yeter ki öyle bir dairenin, öyle bir atmosferin içerisinde olsunlar. Yazma meselesine gelince, yazma disiplini muhakkak yazacaksın, yazmak zorundasın ya da okuyacaksın, okumak zorundasın şeklinde değil. Onlar zaten bu süreçte kendileri görerek öğreniyorlar ve ihtiyaç hissediyorlar. Herhangi bir raftan kitabı alarak çocuğumuza bunu okumak zorundasın, bunu okumalısın şeklinde değil. Onun ulaşabileceği yerde bulundurmalıyız biz. Kalemi kağıdı onun ulaşabileceği yerde olmalı. Çocuklarımız çok ilginçtir Kevser Hanım. Çok küçük yaştan itibaren kısa kısa dörtlükler yazıyorlar annelerine, babalarına. Evet, bununla ilgili çok yakinen tanıdığım bir çocuğumuz. 9 yaşında olmalıydı galiba. İkinci sınıf. Evet. Kelimeleri vermiş öğretmeni, hı-hı, ödev olarak Türkçe öğretmeni. Yaprak, diken, sevgi. Evet. Bundan bir cümle çıkarmasını söylüyor. Çıkan cümle şu. Aşk, sevgi iki kişinin kalbine batıran dikendir. Böyle bir, yani eksiksiz hatırlıyorum. Belki ya eksik de hatırlıyor da olabilirim ama bunu okuduğumda çok inanılmaz farklı gelmişti ve şöyle bir şey düşündüm. Yani bu çocuk çok duygulu, evet. Evet. Ve bu acaba yazabilir mi? Ya da bu konuda yazma konusunda teşvik edilebilir mi? Arkasında evet. durulur mu? Yani durulur mu derken yani yol açılabilir mi? Hı hı. Yazmak evet bir yetenek ama buna çok fazla anlam yüklememek lazım. Çalışmak ve disiplinli olmak çok önemli. Çünkü yazmaya biz bir ihtiyaç olarak bakıyoruz. Kitaba bir ihtiyaç olarak bakıyoruz. Bu çok üst düzey yetenekler anlamında bakmamalıyız, değerlendirmemeliyiz. Çünkü her insan nasıl su içmeye ihtiyaç duyuyorsa, her insan kitap okumaya, her insan yazmaya ihtiyaç duyar, duymalıdır. Eğer ihtiyaç duymuyorsa bu bir şekilde ona verilebilir, verilmelidir daha doğrusu. Elbette zorlamadan, dikte etmeden, herhangi bir kalıba dökmeye çalışmadan, ezberci bir zihniyetle, algıyla değil. Çocuklarımız yazmayı çok seviyorlar, çok üretkenler, hayal dünyaları çok zengin çünkü. Onları gerek kendi yaşantılarından, eğer okula devam ediyorlarsa, okuldan, görsel medyadan aldıklarından, arkadaş ortamından, her nereden alıyorlarsa ve hayal dünyalarıyla zenginleştiriyorlar ve kağıda döküyorlar. Kısa kısa öyküler yazıyorlar, şiirler yazıyorlar ve yazdıklarını da beğenmiyorlar. Bir süzgeçten geçiriyorlar. Yetişkinlerin okumasını istiyorlar. Bir okur musun şunu? Bir bakar mısın? Sence iyi olmuş mu? Anlatabilmiş miyim? Harika, inanılmaz derecede yetenekliler. Ben onlardan ilham alıyorum. Onlardan çok şey öğreniyorum çocuklardan. Benim de böyle ilham melekli kaynaklarım var. Birinin adı Zeynep Sıla, birinin adı Elif Meva, Fadiş Zehra ve daha niceleri var ismini sayamadığım. Dolayısıyla biz yetişkinler onlardan çok şey öğreneceğiz, öğreniyoruz ve teknik işin teknik boyutunu biz onlara vereceğiz, vermeliyiz. Peki hocam. Biz yetişkinlere yazmak çok güzel geliyor. Bazen konuşamadıklarımızı dostumuzla, ailemizle, arkadaşımızla, eşimizle konuşamadıklarımızı bazen yazabiliyoruz. Yazarak rahatlıyoruz ya da
onu anlatamadıklarımızı kağıda dökerek anlattığımızı düşünüyoruz. Bu bizi rahatlatıyor psikolojik olarak. Pedagojik olarak çocukların yazması da onlara bir rahatlama ve içini dökme olarak nitelendirebilir miyiz? Bu biraz çocuk edebiyatı sahasına giriyor. Hani hep tartışılan bir konudur, çocuk edebiyatı diye bir şey var mıdır, yok mudur diye. Bunlar ayrı bir sohbet konusunun konusu olabilir, programımızın konusu olabilir. Fakat çocuklarımızı bir insan, o da bir insan. Sadece yaşı farklı, bilgi birikimi farklı, dışarıdan aldığı etkiler çok farklı. Bu şekilde değerlendirmek lazım. O da bir insan. Onu daha az ya da daha farklı, ihtiyacı olmayan gibi düşünmemeliyiz. Yani bir yetişkinin neye ihtiyacı varsa aynı ihtiyaçlar çocuklarımızın da. Çocuğumuzun da okumaya ihtiyacı var. Çocuğumuzun da içini dökmeye ihtiyacı var. Kendini ifade etmeye ihtiyacı var. Onun da yazmaya ihtiyacı var. Hani Üstad Cemil Meriç diyor ya, kitap insanlardan kaçtım kitaplara sığındım diye. Bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Tabii ki bu insanlardan kaçarak kitaplara sığınma bahsini de ayrıyeten bir sohbet konusu yapalım. Peki hocam. Şimdi isminizde bir isim daha var. Zehra Ali. Evet. Ben ilk bunu duyduğumda kendi kendimi kuruyorum. İşte soy isim gibi mi diye düşünüyorum. Hı hı. Zehra Ali işte diğer soy isminiz. Ya da beraberinde bir isim mi ya da bir ünvan mı? O kadar çok bana düşündürdü ve sizden duymak istiyorum açıkçası. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Benim için çok değerli bir isim Zehra Ali Yılmaz. Benim müstiyar ismim. Değerli olmasının sebebi o ismin hikayesi. Yani o ismi ben niye göre aldım? Onu değerli yapan bu. Çocukluktan itibaren büyüklerin yanında büyüdüm. Hep yaşıtlarımla çok fazla zaman geçirme imkanım olmadı. Bu biraz da benim tercihimdi belki. Rahmetli Bayram Ali büyük babamın dizinin dibinde yetiştim. Her ne öğrendiysem büyüklerimden öğrendim. Yaşlarımızı konuştururdum. Onların da büyüklerini konuştururdum. Ve sürekli küçük küçük notlar alırdım. Maniler söylerlerdi, kısa hikayeler anlatırlardı. Muazzam bir hafıza var onlarda. Ve aktarırlardı. Ben de bu şekilde not alırdım. Düşünün, çok küçük bir çocuktum o yaşlarda aslında baktığınız zaman. 10 yaşlarındaydım. O günden bugüne kadar. Hakeza gene Çukurova'da büyük babam, babaannem, onların dizinin dibinde yetiştim. Yaşayarak öğrettiler bana her ne öğrettilerse. Dil bilincini ben oralarda kazandım. Rahmetli Bayram Ali büyük babam sabah 2'de örneğin uyanırdık biz. Gece kavramını biz bilmezdik. Gece diye bir kelime yoktu bizim hayatımızda. Sabah kavramı vardı ve o da sabah 2'de başlardı. Sabah 2'de uyanırdık, Yunus Emre'den ilahiler söylerdik. Karacaoğlan'dan şiirler okurduk. Bu bizim hayatımızın normal rutiniydi. Olağan bir durumdu bu bizim için. O yıllardan ne kadar çok şey biriktirdiğimi fark ettim ben. Benim aslında zihnimin arka planında ruhumu onaran, ruhumu çok şey kattığını fark ettim. O yılların. Ve ne yapabilirim? Ben müstehar bir isim almak istiyorum. Bende çok büyük emeği olan kim var? İşte büyüklerimden Bayram Ali büyük babam. Bayram Ali büyük babamın Ali ismini aldım. Çukurova bana çok şey kattı. Rahmetli babaannem, dedeciğimin dizinin dibinde çok şey öğrendim. Tarlayı, toprağı öğrendim. Onlardan emeği, teri öğrendim. Dolayısıyla baba tarafımın soy ismini alarak Zehra Ali Yılmaz müstehar ismi doğmuş oldu. Zehra Ali ismi, bu hitap size çok yakışmış ve inanılmaz güzel geliyor kulağa. Ben çok keyif aldım. Çok okurken defalarca baktım, doğru mu okuyorum, doğru mu telaffuz ediyorum diye. Hikayesini de sizden dinlemiş olduk. Tabii ki bu hikayenin daha devamı vardır, daha da uzundur diye düşünüyorum. Evet. İnşallah bunları ve diğer konuları bir sonraki programlarımızda böyle 1, 2, 3 diye daha iyi bir şekilde devam ettiririz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Onur duyarım. O sizin zarafetiniz. Estağfurullah. Yeni güzelliklerle dolu bir programımız oldu. Şimdi yeni bir bebek doğmuş. Evet. Böyle olsun istemezdim. Kıymetli izleyenler, şöyle göstereyim ben. Çok güzel. Zehra Ali Yılmaz. Sevgili hocam imzalamış.
ellerine sağlık, kalemine sağlık. Allah razı olsun. Şimdi. Çok güzel bir kitap olmuş. Birazcık bu kitabın doğumuyla ilgili konuşsak hocam. Böyle olsun istemezdim. Roman, kültür sanat gezisi neticesinde doğmuş bir romanımız. Giresun'a entelektüel bir heyetle, gazeteci, sanatçı dostlarımızla, şair, yazar dostlarımızla misafir edilmiştik. O esnada doğmuş bir roman. Vaktimiz var mı? Anlatayım mı? Tabii lütfen, lütfen. 3 günlük bir geziydi. Çok verimli, çok keyifli bir gezi oldu bizim için. Dönüş yolundayız. Araçta misafir eden, bizi orada ağırlayan Sabri Bey, Sabri Öztürk Bey, ressam, yazar, şair dostumuz. Aracın ön tarafında oturuyor. Arka tarafa doğru bize dönerek, evet değerli dostlarımız, siz şehrimizi gezdiniz. Sizde nasıl duygular uyandırdı? Kaleminize, eserlerinize yansır mı? Nasıl yansır? Dedi. Tabii heyetin içerisinde yaşı en küçük olan benim. Üstadlar var, şair, yazar büyüklerimiz var, gazeteci büyüklerimiz var, dostlarımız var. Herkes bir şey söyledi. İşte ben şiir yazarım, ben roman, hikaye, öykü yazarım, ben röportaj hazırlarım. Ben çıktım böyle içlerinde en küçük, en çömez, saf saf, ben roman yazarım dedim. Araçta bir sessizlik oldu. Şimdi anladım, yani sıra dışı bir şey oldu. Yani kötü bir şey olmasa bile sıra dışı bir şey oldu. Bunun farkındayım. Allah Allah, acaba ne olmuş olabilir? Ne olmuş olabilir? Sessizlik devam ediyor. Sabri Bey döndü. Tekrar hocam dedi, ciddi misiniz? Dedim ciddiyim. Çünkü yani roman yazarak başlamışım. Roman yazmayı yazıyorum. Hocam çok memnun edersiniz bizi, çok seviniriz, çok mutlu oluruz falan. Aradan biz uğradı. Aradan 2 hafta geçti. 2 haftanın sonunda hocam dedi, bir telefon çaldı. Baktım Sabri Bey, buyurun Sabri Bey dedim. Hocam dedi, roman ne oldu? Bu kadar kısa sürede, hayır tabii ki. Sabri Bey dedim, desen çalışması yapmıyorum ben. Roman, evet, Karadeniz'i daha evvel karış karış gezmiştim. Giresun'a kim bilir kaç defa gittim, sayısı belirsiz. Çok sevdiğim bir coğrafya. Hakeza Türkiye'yi, köy köy, kasaba kasaba gezdim. Kültür gezilerini çok seviyorum ve düzenli olarak da yapıyorum. Fakat her ne kadar romanımızın kurgusu bende çok önceden, yıllar yıllar önce yazılmış olsa da, var olsa da, vücuda gelmesinde Sabri Bey'in çok büyük emeği var. Hatta kapak görseli, Sabri Bey'in çizimi, eline, emeğine sağlık. Yoğun programına rağmen emek verdi. Kapak için resim çalıştı, yağlı boya. Böyle doğdu eserimiz. Demek ki Sabri Bey vesile olacakmış. Evet. Onun içine doğmuş. Evet. Allah evet. Bu isteği onun içine, aklına, kalbine düşürmüş. Ve siz ben anda... bir vesile oldum. Öyle diyelim. Ben aracı oldum. Daha önceden doğması gereken, doğacak olan bir roman bugüne kısmet oldu. O da çok ilginç. Doğum ölümünde saklı uzun bir hikaye. Evet. Kıymetli izleyenler, Alba Hayat'ın en güzel yanı programımda değerli yazarlarımızı konuk ediyor olma. Tabii bununla birlikte güzel bu bebeklerin, güzel güzel bebeklerden tabii ki bir sürü geliyor bana. İmzalı bir şekilde hediye edilmiş olması muazzam keyif veriyor. Ama bu güzel kitaplar elime ulaşıyor tabii ki. Evet. Üzücü yanı inşallah... Çok uzun bir vaktim olur ve bunları teker teker okurum diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Tabii en güzel kitap okunan kitaptır. Kesinlikle. Yani şunu nasıl... Okunmasıdır daha doğrusu. Yani okunup buradaki bu... Sahip olma anlamında. Bu hikaye ya da bu canlılık, evet. Burada bir hayat yatıyor. Evet, ona bakmak evet. Lazım. Bundan sonra okuruna emanet. Diyorum ya, benim bebeğim artık. Ben evet. Kendi bebeklerimin yanına koyacağım evet. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gözünüzün nuruna sağlık. Yine güzelliklerle dolu bir program oldu. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık, sesinize sağlık, o güzel anılarınıza sağlık diyeyim inşallah. Bunların üzerine daha... O sizin zarafetiniz. Estağfurullah. Nazik davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Bizler çok teşekkür ederiz. Kıymetli izleyicilerim, bugünkü Alba Hayat'ı da bitirmek zorundayız. Biz yine her zamanki gibi süremizi fazlasıyla aştık. İçeriden yine bana kısaltma notlarını gönderiyorlar. O işaretleri gönderiyorlar. Çok teşekkür ediyorum konuğuma.
siz değerli izleyicilerime de ekran başında olduğunuz için, bizleri güzel gözlerinizle izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmeye dek hoşça kalın.